birden fazla besin kaynağını bir arada bulunabilir. Öğle arasında karnını rahatsız doyurabilecek bir ürün olarak sunulacaktır. Bunun yanında en güzel yiyecek ürünü olarak sıkma meyve durumu sunduk. Bunlar da günün her saatinde öğrencilere taze bir şekilde sunulacaktır. Ve bunun akabinde ders aralarının çok kısa olmasından dolayı üniversite öğrencilerinin besin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermelerini sağlamak amacıyla hızlı pratikler dediğimiz sandviç, tost ve benzeri ürünlerden faydalanacağız. Ve hemen bunun akabinde Özgür Üniversitesi'nin uygulamaya soktuğu ve Türkiye'de birinin ilk kampüs fikrinden yola çıkarak yeşil kampüs bazında düşünürsek kullanacağımız bütün ürünler karton olacaktır ve geri dönüşümü olan ürünler olacaktır. Ayrıca biz bunları yaparken daha profesyonel yapmayı düşündük. Bu yüzden iki tane büyük şirket anlaşma sağladık. Bunlar elemanlarımızın bu şirketlerde sertifika programına sahip olmaları ve staj yapma olanakları olacaktır. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de Waffle Franchising'de dev olan Waffle Art'tır. Ve burada bir haftalık staj programı şu an ayarlanmıştır ve bütün ücretleri şirketimiz tarafından sağlanacaktır. Ve hemen akabinde Türkiye Computer Tanıtan Mr. Computer firmasıyla yaptığımız anlaşma doğrultusunda bir ay süreyle Bekir arkadaşım ve firmamızda çalıştıracağımız computer ustamızın stajını sağlamayı planlıyoruz. Şimdi misyonumuz ve vizyonumuzdan bahsetmek gerekirse misyonumuz denenmemiş tatları öğrencilerin damak tadına sunmak olacaktır. Ve bunları en verimli hizmeti en kısa sürede verebilmek de en büyük misyonlarımızdan biri olacaktır. Ve misyonlarımız bazında yola çıktığımızda hazırladığımız vizyonumuzda da yine arkadaşımın dediği gibi farklı olma yolunda ilerleyebilmek ve yeşil kampüs fikrini benimseyerek girişimciliği bu konuda devam ettirebilmek. Hedef kitlemizden bahsetmek gerekirse hedef kitlemiz Özgür Üniversite akademisyenlerinden öğrencilerine, çalışanlarından ziyaretçilerine herkesi kapsayabilecektir. Ve damak tadında düşkün olan insanlara daha rahat hitap edebileceğiz. Bu toplum arasında gurme olarak adlandırılıyor bu insanlar. Ayrıca finansal olarak ilerlendirirsek, süreli gelirleri, aylık geliri, sabit gelir olan bir insan çok rahatlıkla bizle öğrenmeyi geçebileceklerdir. Ve biraz da sayısal değerlerden bahsetmek istiyoruz. Biz sizi daha fazla sıkmamak adına bunları daha detaylı bir şekilde sunumlar halinde hazırladık ve şu an jüri üyelerimize takdir etmek istiyoruz bunları. Bilim kârlarımızdan bahsedersek bazı ürünlerimizin, temel ürünlerimizin ürün kârları belirtilmiştir. Bunlar waffle, kumru ve sıma meyve suları temel ürünler olarak ele alınmıştır. Ve bunların fiyatlandırmaları belli şirketlerden alınan fiyatlama ortalamasına alınmıştır. Ve hemen akabinde birazcık satış planlamalarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz bu planlamaları yaparken yılı 4 mevsim olarak 4'e böldük ve waffle, kumpir ve meyve suyu bazında ortalama satmayı planladığımız ürünleri aylara bölerek hesaplamaya çalıştık. Ve sizin de gördüğünüz gibi Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki düşüklüğün sebebi üniversitenin tabii de o dolayısıyla eğitim süresinde içinde olmamış olması ve sadece üniversitede çalışan personel ve yaz okulu öğrencilerinin bulunmuş olması. Ve bu satış planlamalarını belli araştırmalar sonucu elde ettik. Bunlardan en önemlisi Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde bulunan Park Santral adlı kafenin satış değerlerini orantıladık. Bildiğiniz gibi Santral Kampüsü'nde yaklaşık 3500 öğrenci var ve bizim kampüsümüzde seneye yaklaşık 1500 öğrenci olacak. Bunların orantısında elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Aylık bilançomuzdan bahsedersek tahmini satış gelirimiz aylık 12.450 TL ve bunlardan bazı giderlerin düşmesi gerekiyor. Bunlar işçi gelirleri. İşçilerimiz usta, kalfa ve kasiyer olarak sigortaları dahil 3.380 TL'ye mal olacak. Üniversitemizin bizden talep edeceği tahmini kira bedelimiz 1.000 lira. Ürün giderlerimiz, aylık satışlarımıza göre alacağımız ürün giderimiz 4.100 lira ve fatura giderleri elektrik ve su olarak değerlendirecektir. Ve bunların sonucunda aylık tahmini karımız 3.795 lira. Ve bununla akabinde işletmelerin birazcık da ortalama yıllık gelirini tartışmak istiyorum sizlerle. Biz açılış maliyeti olarak 12.592 lira yatırıyoruz ki bu dosyalarda detaylı bir şekilde var. Nedir bu 12.592 lira? Arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Waffle ve kumpir ürünlerini üretmekte kullanacağımız makinelerden reklam gelirimize, reklamlarımıza, stand kullanımımıza kadar uzanıyor. Ve hemen akabinde yapmayı planladığımız ortalama aylık karımız 3.000 küsür liradır. Ve bu karımızda yaklaşık 4. ayın sonunda işletmemizi amorti ettirmeyi planlıyoruz. Umarım bu konuda başarılı olabiliriz. Ve sizin de gördüğünüz gibi kurulacağımız 2011 yılından 2013 yılına kadar yıllık ciromuzun artmasının sebebi üniversitedeki öğrenci sayısının artmasıyla doğrulandırıldı. Menümüze dönersek menümüzün fiyatları farklı şirketlerden ortalama fiyatlarla belirlenmiştir. Bildiğiniz gibi
gibi okulun ve kompüter tiyatları besin değerleri yüksek olmasından dolayı biraz da... ve Fakir Kurması Bey'i dinlemenin en büyük şey ise sizin olacak. Bugün denememiş tatları, farklı kültürlerin, farklı ülkelerin lezzetlerini öğrencilerimize her ay farklı standlar kurarak tattırmak olacaktır. Bunların içinde Çin mutfağından Meksika mutfağına kadar evvel ekibinde biz bu sayılara ulaşabilmek adına düzenlediğimiz bazı pazarlama tekniklerimizden bahsetmek istiyoruz. Biz özü durak fikrini çıkartırken aslında bunu iki sloganın arkasına dayamış olduk. Bunlardan birincisi hiçbir durakta bu kadar eğlenceli vakit geçirmediğiniz olacaktır. Ve bunlardan ikincisi de bu durakta herkese öğrencilerime uygun olacaktır ki bunlar akademisyenlerimize dahildir. Bu pazarlama tekniklerinden yola çıkarak bazı kampanyalar yaptık. Bunların isimlerini de durak isimlerinden bir sefer sağlıklı bastığına geçebileceğimiz şekilde çay ve meşhur, tost ve meşrubat olarak değerlendiriliyor. Bebek seferi, bebeğin vazgeçilmez lafı, Ortaköy seferi içinde kumpir bulmakta ve ekspres sefer zaman kaybolmadan yiyebilecekleri bir ürün olarak takip ediyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Okulda yemekhane var mı? Yani bu alternatif yerler neler onu merak ettim. Alternatif olarak birkaç araştırma yaptık zaten. Şu an kampüsümüzde de bildiğimiz gibi kumpir ve fulgurlarımız yok. Ve sandviçlerde, tostlarda da çeşitlerimiz çok az. Biz bunları daha farklı çeşitlere çıkarmak istiyoruz. Aldıkları profesyonel eğitimlerle ustaların burada daha farklı lezzetleri tatlayabileceklerini düşünüyoruz. Okuldaki yemekhanedeki fiyatlar sabit fiyatlar. Yani atıyorum 5 liraya ya da 10 liraya 4 kat yemek yiyelim. Nasıl? Bunu yemekhane olarak düşünmemek lazım. Çünkü bu büfe olacak. Bunu kantinle kıyaslarsak daha mantıklı olur bence. Kantinleri bildiğimiz gibi en basitinden bir ürünün bile 4-5 liradan başladığını biliyoruz. Sandviçlerde mesela. Tostlarda da yine aynı şekilde. Biz bunları zaten orantılayarak yaptık. Arkadaşlarımız da bence bunu anlayabilecekler çünkü. Ben her müşteri gibi fiyatı birazcık fazla bulmakla uğraştım. Her müşteri gibi diyorum çünkü hiçbir zaman müşteriye fiyatı beğendiremezsiniz bana kalırsa. Özellikle kampüsteki kantinden bahsedersem bu açık bir biçimde görünüyor. Kaliteli bir şeyler yaratacağınızı ben görüyorum. Fakat yine de fiyatın biraz daha düşük olması beklenebilir. Fiyat konusunda fark ettiyseniz normal her yerde kumpirle waffle'ın fiyatı aslında birbirinden farklıdır. Birisi daha pahalı, birisi daha ucuz. Biz ikisini de bir nebze olsun... Pahalı yaptınız. Hayır aslında. 9-8 olarak bir fiyatlar. Biz onu 8-8 olarak değerlendiriyoruz. 9-8. Kampanyalarımızda da şu an gördüğünüz üzere biz sadece ürünleri tek bir şekilde satmayı değil de daha çok öğrencilerin ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Bazı kampanyalarda daha ucuza satma imkanı. Peki ben örneğin haftada 3 sefer sizden yemek yesem ve 2 sefer de sizden kahvaltı etsem sizce aylık olarak ne kadar yemek olur? Tahmini olarak... Yaş olarak zaten süreklerin üstünde olan herkes haftalık 2 veya 3 oyunu bize karşılayabilecekler. Ve ayrıca ilerleyen zamanlarda yapmayı düşünüyoruz. Aklınızı dinlerle öğrencilerin kontrol veya prevüye yavaş geç yapmalarına talep ediyoruz. Tabii okulda anlaşmalara bağlı. Teşekkür ederim. Ben paramı yemek tahmin ediyorsunuz birden çok kantin olacak kampüste ve bu kantini işleten arkadaşlar geniş bir ürün yelpazesine sahip olacak. Sizin limitli bir ürününüz var. 3 ya da 4 kalemden oluşuyor. Sadece sizinle rekabet etmek için sizin fiyatınızın yarısı fiyatına bu ürünleri sunarlarsa ne yapacaksınız? Bizim zaten aslında öğrenci olarak kendimize güvenmemizin sebebi bahsettiğimiz üzere profesyonel eğitime önem vermiş olmamız. Bizim yapacağımız tatlı. Bu arada bunu da eklemek istiyorum. Arkadaşım mutfakta gayet iyidir. Bu konusunda başarılı uğraştığında ben kendim şahit oldum. Biz tadımız da biraz daha farklı olmalıyız. Çünkü waffle bir yemek gibi yenmesi gereken bir şey değil. İnsanlar sadece damak lezzetini kazanmak için waffle yerler. Tat olması için waffle yerler. Biz de bunu baz alarak kalitemizde biraz daha ön planda olmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz koskoca kantinle sadece ufak bir şey olarak rekabet etmeyi fiyatlarımız bazında değil de kalitemiz ve tadımız bazında düşünüyoruz. Bir de şey ekleyeyim, tost 3 lira, doğru mu? Tost 3 lira orada belirttiğimiz gibi... 2 lira şu anda kantinde tost. Evet, orada belirttiğimiz gibi içeriğe ve pişteye göre fiyatlar değişecek. Kumpirle de bildiğiniz gibi gıda ürünlerinde malzemeye göre fiyatlar değişiyor. Ortalama fiyatları...
Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Direkt bir soruyla başlamak istiyorum. Aranızda daha önce basketbol eğitimi almış kaç kişi var? Görebilir miyim? Fena sayılmaz. Cengiz Bey, oynadık o kadar. Almış olmaz lazım. Neyse. Kısaca iş tarafımızı anlatacağım önce. Biz özü basketbol okulu olarak 5-15 yaş arası Çekmeköy'de şu anda yapılmakta olan kampüsümüzde 5-15 yaş arası çocuklara basketbol eğitimi vereceğiz. Ciro stratejimizi ikiye ayırdık. Bunlardan biri aylık ödemeler, diğeri de sezonluk ödemeler. Tahmin edeceğiniz üzere sezonluk ödemeler daha uygun olacak aylıklara göre. Ve fiyatlarımızda sezonluk artışı çok önemsemeden önce ciromuzu arttırmak için biz önce öğrenci sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında özü basketbol okulu ürünlerinde satışından da ciromuza katkı sağlamak istiyoruz. Ve hedef kitlemiz, gördüğünüz gibi bizim toplarımızı sektiriyorlar. Hedef kitlemiz, daha önce de bahsettiğim üzere 5-15 yaş arası çocuklar ve bu çocuklar Çekmeköy'de yaptığımız araştırmaya göre yaklaşık 4900 çocuk ve gençler oluşmakta. Pazarlama stratejimiz olarak daha önceki tecrübelerime dayanarak bu iş öyle billboardlara reklam vermekle, televizyonlara çıkmakla ya da handoutlarla yürümüyor. Daha önceki tecrübelerime dayanarak diyorum çünkü yaklaşık 12 senedir basketbolun içindeyim ve 4 senedir de Fenerbahçe'de antrenörlük yapmaktayım. Ve bu pazarlama stratejisi olarak bu işte en önemli faktör kulaktan kulağa. Yani öğrencilerimiz, bu öğrenciler kendi arkadaşlarına memnuniyetlerini anlatıyorlar ya da veliler kendi çevresinde bu memnuniyetleri dile getiriyorlar ve biz de öğrenci sayımızda artış hedefliyoruz bu yönde. Ve üniversite tanıtım faaliyetleriyle ortak çalışmalar yürüterek pazarlama stratejimizi tamamlıyoruz. Bunun dışında pazarlamanın 4 temel unsuruna değinmek gerekirse servis ve yer, daha önce de söylediğim gibi yeni yapılmakta olan Çekmeköy kampüsümüzün ve Çekmeköy'de benim de spor salonu fikirlerinde yer aldığım üzere böyle bir spor salonu henüz yok. Ve servisimizde yine 5-15 yaş arası çocuklara ve gençlere basketbol eğitimi sağlamak. Pazarlığın 4 temel unsurundan piyasa geldiğimiz zaman biz ucuz çeyrek fiyat diyebildik. Bizim daha kompetitiflerimize baktığımız zaman Fenerbahçe 200, Galatasaray 200, Fenerbahçe, Galatasaray 200, Ataşehir Galatasaray 200, Ünivazi 250 görüyoruz. Ve bunun dışında indirekt kompetitif olarak sanat okulları var, müzik gibi, resim gibi. Onların ders başı ücretleri de 100-150 TL seviyesinde. Tutundurmaya baktığımız zaman bizim fiyatımız başlı başına bir tutundurma. Zaten çok düşük bir fiyat çağrıdır. Ve buna rağmen önce üniversitesinin mantığına uygun olarak yani toplumun her kesiminden insanlar gelebileceği, karşılayabileceği üniversite ortamı önce üniversite mantığı. Buna paralel olarak işte toplumun her kesimine insan ulaşması bu fiyatın dışında indirimlerimizi uyguluyoruz. Bir de bilgilendirme toplantı dedik. Bu 5-15 yaş boyunda eğitmenlerin, okullardaki idarecilerin etkisi çok fazla oluyor. Onlara da ürünümüzü anlatabilirsek o da öğrencilerimize yönlendirme açısından iyi bir yöntem olacaktır. Rekabet avantajımız
Biz bu işi üniversite bünyesinde yapıyoruz. Herhangi bir spor okulu değil. Bir kampüs ortamı sunuyoruz. Ve bunun kampüs ortamı sunmakla beraber bizim hep beraber inşa ettiğimiz özgür ruhunu satıyoruz. Spor eğitimi satmıyoruz. İlk önce bir ruh satıyoruz. Şekmeköy'ün gelişen bir nüfus yapısı var Tüçü demek. Marketimiz zaten gelişiyor. Ve Tüçü galip ücret alıyoruz. Aileler bunu öderken acaba çocuğu önümüzdeki ay alsam mı? Yok bu sene devam etmesin gibi bir arada kalmadığını yaşatmak istemiyoruz. Operasyon planımızda operasyon sorumlumuz ve teknik sorumlumuz var. Operasyon sorumlusu benim. Teknik sorumlusu Sercan. Organizasyon sorumlusu sağ dışı etkinliklerle ilgilenecek. Teknik sorumlusu sağ içi antrenman gibi etkinliklerin planlanmasıyla ilgilenecek. Başlangıç masrafımız 12 bin TL. Okula bizim önerdiğimiz üstü 50-50 ortaklık modeli. Bu Cengiz Bey'in ve Erkan hocamızla da onaylarını aldık. 5 yılda toplam 233 bin TL üniversiteye ek gelir yaratmayı hedefliyoruz. Peki bu nasıl olacak? İlk sene üstte yarım gibi bir market penetration oranı hesaplıyoruz. Oldukça mantıklı var. Çünkü market penetration'ları Ataşehir yıldızlarının penetrasyon rakamlarını kullandı. Çünkü Ataşehir'in şu anki haliyle çekmek ve ilerideki halinin benzer olacağını düşünüyoruz. Sporcu sayılarımız 24'ten 97'ye kadar çıkıyor. Ve buna göre cirolarımız da 38 binden 266 binlere kadar da 5 yıllık ciro planlarımız bu şekilde oluşuyor. Üniversiteye vereceğimiz payla üniversitede kar ortaklığı yapıyoruz. İlk sene 10 bin TL'den başlıyoruz üniversiteye yaptığımız katkı. Bunun son 5. yılın sonuna kadar sonunda 100 bin TL'ye kadar ulaşabiliyoruz. Sunumumuzu bitirmeden önce bu 5-15 yaş arası öğrencilerin, yani gelecek özgürler olarak adlandırdığımız bu öğrencilerin ilerleyen yıllarda edindikleri lisanslarla beraber Özyeğin Üniversitesi formasını terlettiklerini bir hayal edin. Teşekkür ederiz. Ben şeyi merak ediyorum. Gelirdeki artış projeksiyonda kaç saat havuzun kullanıldığını hesap edilerek düşünüldü. Çünkü biliyorsunuz öncelikle üniversite takımının ve üniversitenin fonksiyonlarının orada kullanımı öncelikli. Arta kalan atıl zamanlarda böyle bir çalışmanın yapılabileceğini düşünüyorum. Bunu dikkate aldığınızı merak ediyorum. Evet, bunu özellikle dikkate alıyoruz. İlk sene grup sayımız 2, ikinci sene 34 oluyor. Ama biz gruplarımızı, sayılarımız arttığı sürece bile 20'nin üzerine çıkarmamayı hedefliyoruz. Nasıl burada sınıflarımızı az tutup eğitimi kaliteli vermeye çalışıyorsak, basketbol için de aynı şekilde. İlk sene 2 ile başlıyoruz. 5. yıl sonunda 5 grubumuz oluyor. Bu grupları nereye göre planlıyoruz? Şu anda Özyeğin Üniversitesi basketbol takımının bir ferdi olarak dışarıda antrenman yapıyoruz. Fakat kampüse taşındığımız zaman sonuçta biz orada antrenman yapıyor olacağız. Onun antrenman yaptığımız süreler haricinde kalan zamanı bu şekilde değerlendireceğiz. Benim sorum yok aslında, tavsiyem olacak. Ben Çekmeköy'de oturuyorum. Çok güzel. Potansiyel. 4900 çocuğum için. 5-15 yaşarız çocuğunuz da var mı? Söyleyeceğim. 4900 çocuğum ikisi benim. Biri 7, biri 10 yaşında iki tane kızım var. Ve bence çok doğru gerçekten. Çünkü orada çok gelişiyor ve orada oturmaya başlayan kesim eskiden eskiye göre çok daha farklı bir kesim. İşte atıyorum internet kullanımı çok fazla olan, üniversite eğitimi almış anne baba oranı çok daha yüksek. İşte çok fazla siteler yapılıyor. O yüzden çocuk zaten yeşili seven insanların gittiği diye. O yüzden oradaki insanlar da çocukları spora vermeye eğilimler. Fakat pazarlama faaliyetlerini sadece word of mouth bence çok yetersiz. Yani 24 tane çocuğu bulmak belki hani başta word of mouth'u değil de başka yöntemlerle bulmak lazım. Daha sonra word of mouth'a güvenmek lazım bence. Onun için de tavsiyem şu. Çekmeköy Dergisi diye bir dergi var. Edavada falan evet. Göreve verilen. O dergi çok kaliteli bir dergi. Ve biz oradan birçok şey buluyoruz çocuklarımız için. Ya da güzel restoranlar buluyoruz. Orada işte, reklam vermek zorunda da değilsiniz bu arada. Üniversite olmanız bence çok büyük avantaj. Orada röportajlar var. Yani reklam vererek değil, üniversite adına bedavaya bence orada bir röportaj yapabilirsiniz. Teşekkürler. Bildiğim kadarıyla Çekmeköy civarında bayağı ilk öğretim okulu da var. Var. Yani olacak, evet. Artacak sayıları. Bunların da kentsel okulları olabilir. Özellikle aileler çocuklarının okullarını yönlendikleri için düşünmüş düşünmesi. Bu okulu
kendi okullarını tercih edebilirler. Bunu da araştırmasını yaptınız mı? Şu anda Çekmeköy'de spor okulu olarak iki ve şu anda yeni kurulmakta olan bir tane daha spor okulu var. Yani yavaş yavaş spor okulları da Çekmeköy'ü tercih ediyorlar. Çünkü onlar da bunun farkında. Oradaki potansiyelin ve gelişmekte olan... Spor okulu değil mesela. Benim kızlarım sizin kolejinde. Öyle mi? Hafta sonları orada da kurulur. Onu demek istedim. Evet, onu demek istedim. Sezin, aslına bakarsanız ben de sizin kolejinden yönlendirmeyle basketbola başladım. Fakat şöyle bir şey var ki ben de Fenerbahçe'den antrenörlük yapıyorum şu anda. Ama mesela çalıştığım yerden Fenerbahçe olmasına rağmen etiketin ve Fatih bir Fenerbahçe olmama rağmen memnun değilim. Ben istediğim şeyi çocuklara veremiyorum. Çünkü orada önde olan şeyler var. Yani onlara öğretilmesi gerekenden çok Fenerbahçe'de önde olan şeyler var. Biz yani ben şu anda idealist düşündüğüm için belki bu servisi onlara sağlayıp veya benim kafamda veya arkadaşlarımla beraber bu servisi onlara sağlayıp diğerlerinden fark yaratmak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bizim antrenörlerimiz olacak örneğin. Antrenör şartı olarak en düşük E seviye antrenör belgesi olması gerekiyor. Bunun için de bir 2 yıllık bilgi dolayılar. 2 yıllık bir antrenörlük eğitiminden geçen insanlar olabiliyor ancak. Yani böyle bir standartlarımızı da koruyoruz. Yani o bir ilk öğretim okulunda, gençler okullarda bu tip standartlar antrenörlük olarak, salon olarak bu doğanında bir salon var mı yok mu onu emin değilim. Neden sadece basketbol ya? Üniversitede başka sporlar yapılabilir. Evet, yapılabilir. Yani aslında bakarsanız spor okulu olarak ilk başta düşünmüştüm. Fakat şu anda benim özel branşım basketbol olduğu için belki bildiğim alanda başlayıp daha sonra belki voleybolcu arkadaşlarımızın da katkısıyla veya futbolcu arkadaşlarımızın da katkısıyla futbol okulları, voleybol okulları veya eğer gerçekten Murat Özyeğin'in taahhüt ettiği gibi bir havuz yapılacaksa belki yüzme okulu bile yapılabilir yani neden olmasın? Sizin projeksiyonlarınızı biraz pesimist buldum açıkçası. Evet. Çok daha hocamın da dediği gibi çok daha büyük düşünebilirdiniz bence. 4 senede sadece 100 öğrenciye, 97 öğrenciye ulaşmak ve 266 bin ciro bu. Kâr da değil. Değil mi? Evet. Ciro sadece. Bu ciro. Bence düşük bir rakam. Ama evet, daha optimist bir şekilde bakabilirdiniz belki de. Bir de 4 sene içinde eminim ki Çekmeköy kampüsü de büyüyecek. Daha fazla öğrenci gelecek. O tesisin kullanımı da büyük ihtimal üniversite tarafından da artacak. Onun için belki de büyümenizi kendi spor salonunuzu açarak bile düşünebilirsiniz yatırım olarak. Bu paralarla olmaz belki ama yatırım olarak düşünebilirsiniz. Evet. Yani şu anda spor takımlarımızın bunu yani bu alanları kullandığını göz önünde bulundurarak bu tahminleri yaptık. Evet, gerçekten çok pesimist senaryo. Bu kulaktan kulağıyla bile çok daha yüksek sayılara ulaşıyorsunuz 2-3 yıl içerisinde bile. Ama zaten bir limit var. Yani 5'te bir halde eğitemezsiniz. Tabii ki de, evet. Yani biz 5'te tuttuk oradan alacağımız saati. Çünkü sonuçta bunu üniversiteye de kullanacak. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi her türlü zaman doldurma işlerinde beni kullanıyorlar. Bir düşünürken ben bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Yarın önce elevatörde sizinle muhatap olacağız değil mi? Bilmiyorum. Göreceksin. Bir sürprizimiz var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz iş planı dersi veriyoruz. Dolayısıyla burada detaylı feedback'e girmek istemiyorum ben. Ama bir noktaya sadece vurgulamak istiyorum. Ondan sonra sizlere dönmek istiyorum. Sizlerden de biraz duyalım. 9 dakikalık bir sunumda ilk 20 saniyede ne yapacağınızı herkesin anlamış olması gerekiyor. Çok basit bir kural. Açılış cümlenizin ya da ikinci cümlenizin ne sattığınızla ilgili olması lazım. Yani insanları tahmin
etmek zorunda bırakmayın. Tamam diye söylenmesi lazım. Bazı gruplar bunu çok iyi yaptı. Bazı gruplarda iki dakika olmuş hala düşünüyoruz ya bu iş aslında tam ne diye fark ettiniz siz de. Şimdi ben sizden bazı geri bildirimler almak istiyorum. Ne düşündünüz? Gruplar hakkında tek tek konuşabilirsiniz, genel konuşabilirsiniz. Bundan sonra da bir halk oylaması yapacağız. Sizce en iyi sunum hangisiydi? Sizce en iş şansı yüksek olan grup hangisi diye. Ama ilk önce birazcık sohbet edelim isterseniz. Sen heyecanlı görünüyorsun. Bizler soru sorabilir miyiz diye sanırım. Yarışma sırasında soramıyorsun ama şimdi istersen sorabilirsin. Burada çocuklar. Evet. Ya sorudan ziyade aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Jüriden biri bir yorum yaparken veya soru soracak olduğu zaman laf kesme olayı biraz şey oldu, biraz yoğun olarak oldu herhalde. Onu şimdi, o dikkatini çekti, başka bir şey. Yani uzun uzun feedback'e girmek istemiyorum dedim. Aslında biraz daha konuş deseydin söyleyeceğim ikinci şey bu olurdu. Genel bir problemimiz var Türkiye'de. Karşıdakinin sözünü bitirmesini beklemiyoruz. Özellikle soruya çok iyi cevabımız varsa hemen atlıyoruz. Sadece soruyu soranı değil, birbirimizi de kesiyoruz. Bir çocuk cevap verirken öbür çocuk giriyor borosama. Burada ne kadar çok disiplin uygulayabilirseniz o kadar iyi. Soruyu ezdiğin anda -1500 puan alıyorsun. Adam soruyu setup etmek için bir şeyler söylemeye başlıyor. Sen borosama giriyorsun. Adam soruyu sorsun kardeşim ya. Ama bu genel bir problem. İş planıyla kısıtlı değil. Bunu derslerde de görüyoruz. Koridorlarda da görüyoruz. Televizyonda da görüyoruz maalesef. Bence Türk tipi toplumların değil. Biraz daha böyle Orta Doğu toplumlarının sorunu bu. Yani Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da bunu göremezsiniz. Çok ciddi bir saygısızlık olarak kabul edilir. Ben bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Bende de var bu kötü alışkanlık. O dostlama girmece. Ama çok yanlış bir davranış olduğunu bir kere daha söyleyeyim bu fırsattan istifade. Sağ ol. Doğru söylüyorsun. Tabii ben burada biraz fazla kendimize yapmak gibi olmasın diye abi ne iyiyiz biz falan demiyorum ama hakikaten burada gördüğünüz ortalama öğrenci herhalde birinci sınıftı. Hazırlıklar da vardı. Bir vardı. Üçlerden ben 3 kişi hatırlıyorum. Bunu düşünürseniz hakikaten başarılı sunumlar kendine güven, konulara hakimiyet. Tek tek baktığınızda her sunumda eksikler var. Hiç şüphesiz. Olacak da, yani profesyonel bilgilerde de görüyoruz eksiklerimiz. Ama öğrencilerin ne kadar eğitim aldığı ile birlikte düşünürsen hakikaten haklısın, katılıyorum sana. Hocam ben dışarıdan biri olarak bir şey diyeyim mi? Tabii. Ben E-Turm'un da başından beri sponsorlarındayım. O yüzden orada da ben üniversiteyi bitirmiş, iş kurmaya çalışmış birçok böyle sunumlar dinliyoruz. Hatta orada 5 dakika anlatayım, 5 dakika soru cevaplar. Ben de tebrik etmek istiyorum. Bir kere daha bu seviyede bence 6 grupta gayet başarılı şekilde fikri savundu. O açıdan üniversitenizin verdiği eğitim bence çok doğru, bu yolda gitmek lazım. Daha fazla katılım olsun bence. Yani burada çünkü Türk insanının işte bodoslama dalmak dışında başka kötü bir yanı da kendini ifade etme eksikliği. Toplum önünde konuşmak, yani şu anda ben bile işte tecrübe edin, ben bile toplum önünde bu tarafa bakarak konuşmak daha iyi geliyor şimdi. O heyecanı yenmek, iki kişi karşılıklı konuşurken ki gibi konuşabilmek, espri yapabilmek, bunlar tecrübe işi. O yüzden üniversitede siz bunları ne kadar çok yapabiliyorsanız, öğrenci arkadaşlar bu pratiği burada ne kadar çok yapabiliyorlarsa bence iş hayatlarında da çok daha fazla faydalanacaklardır bundan. Ben de teşekkür ederim size, sağ olun. Yani birinci sınıflara girişimcilik dersi verdiğimiz gibi 3 ve 4. sınıflarda grup projeleri ve sunumlar çok ağırlıklı. Birinci sınıf dersinde de sunum var. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar öğrencileri pratik sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun önemine öğrencileri ikna etmek de bir sorun.
Şimdi 3. sınıfa gelenler gördüler artık tünelin sonunu ama hazırlıktaki öğrencilere bu tür yetkinliklerin ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek için sınıfa çekmekte bayağı zorlanıyoruz. Burada üniversite eğitimimiz herhalde değil mi? Evet. Belki ilerleyen sınıflarda sunumlar İngilizce yapmakta da fayda var. Çünkü dünya globalleşiyor. Yok, birinci sınıfta da İngilizce sunumlar. Burada özel bir Türkçe sunum görüyoruz. Hazırlıkta da İngilizce. Evet, bunda önemli var çünkü yani ben de Endover girişimcisiyim. İşte Erhan'la beraber Amerika'daydık geçen ay. Orada ben İngilizce sunum yapmak zorunda kaldım ve onun da eksikliğini yaşadım ki ben Boğaziçi mezunuyum. Boğaziçi İngilizcesi çok da yeterli gelmiyor bana. Yani, biliyoruz bunu biz. Evet. Keşke izleyenini bastırıp seni. Evet. Söyle. Bu kadar izin almayı anlamıyorum ben. Çok. Türkçe yapmamızın nedenlerinden biri de herkesin katılıyor olması. Bütün öğrenciler katılıyor. Belki ikinci sınıfta olan biri bir business plan yapıp da onu sunmak nasıl bir şeydi zaten biliyor. Zaten dersini alır çünkü. Ama hazırlıkta olan öğrenciler için bu gayet iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela ben hani hazırlıktayken diyeyim, hazırlıkta değilim hiçbir zaman ama hazırlıktayken ikinci sınıf öğrencileri bunu yaparken görsem belki daha çok istekli olacağım için böyle şeyler yapmak için. İngilizce yapsam anlamayacağım. Sercan? Hocam bu arada bir şey eklemek istiyorum. Biz bu işi daha önce yaptık İngilizce. Evet ama şu anda Türkçe yapmak o kadar zor. Evet. Türkçe yaparken o kadar zorlandı ki. Özellikle planı yazarken. Belki ileride bu sıkıntı yaratabilir yani. Bu sorunun da farkındayız. Ben bunu kendimde de görüyorum. Anadolu'ya gittiğim zaman konuşurken araya İngilizce kelime karıştırdım ama çok önemli. Arkadaşlar lütfen bu kulağınıza küpe olsun. İngilizce sunumu çok iyi yapmanız lazım, Türkçe sunumu da iyi yapmanız lazım ve insanları karıştırmadan yapmanız lazım bu sunumları. İngilizce bilen okullara gittiğim zaman daha dikkatsiz oluyorum ama İngilizce bilmeyen ortamlarda, örneğin sanayi odasına gitmişsiniz, konuşma yapıyorsunuz ya da TOB'a gitmişsiniz, konuşma yapıyorsunuz. Araya İngilizce kelime karıştırdığınız zaman inanılmaz itici geliyor insanlara ve dinlemiyorlar sizi. Aklınızda bulunsun bu, ben bu konuda epey eleştiri alıyorum. Almamak için de İngilizce bilmeyen toplumların önünde hiç İngilizce karıştırmadan konuşmaya çalışıyorum. Ve bu işimi zorlaştırıyor. Yeniden düşünmem gerekiyor, tercüme etmem gerekiyor kelimeleri. Ve bazen anlaşılmıyor ne dediğim. Ama anlaşılmaması daha iyi. Çünkü Türkiye'de zaten ne dediği anlaşılmayan çok insan var konuştuğu zaman. İngilizce konuştuğunuz zaman ama göze batıyorsunuz, kulak tırma oluyorsunuz. İlginç bir noktaya değindim. Belki dördüncü sınıflara bizim bir de Türkçe sunum vermemiz lazım. Ciddi söylüyorum. Yani çok önemli bir eksik. Gerçekten çok zordu yani. Biliyor musunuz? İngilizce düşünün diyoruz biz size. İngilizce düşünüyorsunuz. Ondan sonra burada tercüme ediyorsunuz düşündüğünüz şeyleri Türkçe. Çok garip yani. Türksün, Türkiye konuşuyorsun. İngilizce'ye tercüme ederek Türkçe konuşuyorsun. Bu yarışmanın galibini üniversiteye giriş dersinde hazırlık öğrencilerine bir kere daha sunum yaptırma fikrine ne dersiniz? Evet. Başarılı olun. Birazcık hazırlık öğrencilerine motive... Hazırlık öğrencilerin ellerini bir görebilir miyim? Sizler ne diyorsunuz? Daha bir motivasyonu arttırır mı sınıfta? Çocuklara bak helal olsun falan. Biz de keşke o yaşa geldiğimizde ne yapabilsek falan. Güzel, ben aklınızı görüşündeyim. Ben de bana hazırlık öğrencisiyim ama yani şöyle bir şey. Yani kendim de yani güveni seviyorum yani. Ben de çıkıp gittirebilirim yani. Yani bir sorun olacağını sanmıyorum. İşte yani normalde ben katılmak istemiştim ya, şu ders almanız gerekiyor zaten. Böyle alamadık ama yani... Seneye katılırsın. bir dersi almak şart değil de katılmak için gruptan bir kişinin bir dersi almış olması gerekiyordu. Çünkü pazar nedir? İşte başlangıç maliyeti nedir? Birim maliyeti nedir? Kârlılık nedir? Başa baş noktası nedir? Bu dili bilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum grupların. Yani kör dövüşü olmasın burada. Çıkıyorlar o televizyondaki reality şovlara. Kimse bir şey anlamıyor. Kör dövüşü oluyor. Orası üniversite değil. Biraz daha öğrettiğimiz uygulansın. Başka? Öncelikle 6 grupta çok tebrik etmek istiyorum. Saat çok zevkli geçti. Yeni fikirler duymak gerçekten güzeldi. Fakat salona gittiğimde gözüme çarpan bir şey, yani dikkatimi çeken bir şey. Sadece 6 tane erkek üyenin erkek jüri üyesinin olmasıydı. Bence gelecek sene bayan jüri üyeleri de görmek isteriz. Evet.
Organizatörler burada değil sende, bunu bilmiyorlar ama ben onlara ileteceğim bunu. Organizatörlerin hepsi erkekten. Bayan arkadaş gelecekti, gelemedi. Ben geldim, kusura bakma. Bu arada girişimcilik dersini Didem veriyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Bir 3000 lira ne için az? Hocam sadece bitirik oradan zaten girişimde. Bazı için katılan bir benim sana önerim iş planı yarışmalarının ödülleri hakkında bir araştırma yapmak. 1 milyon olacağım. Teşekkürüm abi. Şimdi bak, bir fikir mi vardaki ilk önce bir yanlış algılamayı düzeltmek istiyorum. Bir fikir mi vardı 1 milyon ödül yok. Bir fikir mi vardı kazanan ekibin, fikrin şirketi kuruluyor ve o şirketin kuruluş bahadır ne? 300 bin falan değil mi? 300 bin lira. 300 bin lira falan oluyor. 3 tane şirket kurulsa, olsa olsadan yapılıyor hesap, 1 milyon gibi oluyor. Ödül yok orada. Şirket kuruluyor sadece. Ödülün tam tersine adamı günde 18 saat çalıştırıyoruz değil mi? 18 saat buluyor musun aşağı yukarı? Buluyor da bazen evden azar işitince erken gidiyorum ama genelde akşama kadar buradayım. Ödül olarak, yani ben bakıyorum Amerika'da 1000 dolar ödüllü falan iş planı yarışmaları, 500 dolar ödüllü iş planı yarışmaları görüyorum. Burada unutulmaması gereken bir şey var. Eğer bu fikirlerden herhangi bir tanesi üniversiteyle ortak olarak hayata geçecekse yeniden o sermayeye katkı pazarlığı yapılacak. Bu bir ödül. Bu ödülün biz tabii en azından ciddi bir kısmının iş planına gitmesini isteriz. Siz bana gelirseniz derseniz ki ben o 3000'i cebe attım. Bana 12 bin daha ver. 12-12-24'e iş kuralım. Bir dakika ya derim. Ama arkası gelebilir. İş fikrinin kalitesine bağlı. Bu birinci eliminasyondur. Ondan sonra hakikaten üniversitenin yönetimini her kimse o ikna etmeniz gerekiyor bu konuda yatırım yapılması gerektiğine dair. O zaman paranın arkası gelebilir. Aslında dışarıdan bir yatırım almayı... En güzeli o zaten. En güzeli o. Ben 3 bin lira bana verdiğin ödülü koyuyorum. Dışarıdan 10 bin buldum. Sen de 10 bin ver. İş kuralım. Yani yatırımcıların dikkatini çekme anlamında bence çok önemli. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu yarışmaya